arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler sorarsanız Allah'a şükür olsun iyiyiz. Videomuza hoş geldiniz. Videomuza geçelim. Evet. Baba. Video çekeyim ya babama bari. Annem kelem doğuruyor. Turşu. Bu dolma yapacağız. Bunu turşu yapacağız. Ben aslında dolmalık ucunu aldım bunu ama. Maalesef kelem şeylik çıktı. Dolmalık. Ay yok, turşu. Ne yapalım, o da yeniyor da burada. Dede. Ha, onlar da sarımsak. Sarımsak. Dedesi sarımsak. Bunun gelip belli bu. Eniştem üzüm yedi. Ha? Ne? Enişten koştur sana. Evet arkadaşlar, et koyduk ocağa haşlanması Allah için. Allah üzüm yiyeyim, hayvan mı? Kara Özde'de de üzüm yemiş, onu anlatıyor bayaktan beri. Bayak da oğlum, biraz önce ben böyle, yarım saat. Bayak o şeyde, bizim Abaca köyünde. Bayak orada kaldı. Yani köyü değiştiriyorsun ama şeyi değiştiremiyorsun babacığım. Şifreyi. Aynen. O kalıcı. Ondan sonra bir sirkesini koyacağım, bir dona dolduracağım. Ne kadar güzel duruyor bembeyaz kargıma. Şimdi karozu da. Bir şey anlatma istiyorum karoz dede. Bir şey anlatmayı istiyor muymuş? Bir şey anlatacak Karol dede. Hayırlısı inanıyor. Hayat arkadaşı arıyor Karol dede. Yani hayat arkadaşı mezarlığa gidince bulacak kendisi. Sen erkenden ölmeye bak Karol dede. De. Uğramıyor geçeyim. Uğrasak çağırıyor. Zaten bir duyalım. Babaanne nerdekinden vermeymiş. Dedem dedi ki babaanne ister davak vereceğimmiş dedi. Tatlı anne. Kapı bunu da koyun ben içine. Sen ne diyorsun? Kelem ya. Konuş hadi. Ver bakayım. Annen anlayın oyanda dolanma. Hadi. Ya. Ha yani ebem diye ki siz aşağıdaki kava alın diye. Tamam anlaşıldı. İyi kava yok. Bak ebe YouTube'daki bütün arkadaşlar da duydu ha dediğimi. Ben koca anne dediğini dedim. Dolanın aşağı tarafa şöyle. Ha borunun altına mı? borunun altını diye ama ana. Dede ebeyi sağ emaneti diyeyim eve gidince. Ebiye bu güzel değnek sen göster bir. Limon tuzumuzu ver yavrum orada. Yok anne dere bağırın için içi hava. Anne iğne. Bunlardan da koyacak annem. Acı biber. Anne iğne var. Evet arkadaşlar sofrayı kurduk. Yoğurt annem de et. Başka inci, yok anne bitti yoğurdumuz. Yedin ya yavrum demin markete gidiyorken. Olsun ya. Of baba! Yemeğini ye. Hadi o sana kalmadı. O tarafta sana kalmadı. O tamamen o dede video çekiyorum. Ya onu baba ben yaptığını biliyorum burada. Mehmet sen yemek yok mu sağa? Vermiyorlar mı? Bamiye ver de burayı ekeyim dedi. 5 milyarı getir de dedi vereyim. Evet arkadaşlar. Bamiyelikteyiz şu an. Bamiye geldik. Tamam. Bamiye düşürdüm. Kalanlardan biraz daha çiğit keselim diye geldik. İnci dedi yenge dedi bu. Sen topla da dedi az ben kesebildiğim kadar keseyim dedi. Ben de tamam dedim. Fazla kesemiyor hem dinensin diye. Yukarı bamiye o topladı. Ben yarım çuval çiğit kestim. Hem dinensin dedim hem de uğraşsın dedim. Burayı da
ben alayım dedim. Şeydi. Bamyayı. Dün toplamamıştık. Kalan topluyoruz. Yani 20 dizim bamiye veriyordu burası. Artı bitti yani, vermez. Şöyle bakın. Koyunun yediği ne kadar belli. Böyle. Zaten bamya da yok. Yani her gün daha bamyaların bitmesine yani 15 gün, 20 gün ya da bir ay belli olmuyor yani, gıra düşmediği sürece vardı. Sağ olsun erken bitti. Yani diyecek bir şey yok bu konu hakkında. Yani keşke yapmasaydı. Yanlış yapmış yani, her gün 20 dizim 1 kilo ya da 2 kilo bamya. Hele de güz bamyası olduğu için kilosu ağır oluyor. Yani yazın ki 2 kilo bamya 1 kilo bamya denk. Güz bamyası. Yani olmayacak iş oldu. Böyle. Yani bize de sormadı, danışmadı. Danışmadan yapmış böyle bir şeyi. Yani kimin yaptığı da zaten belli değil. Yani buraya koyunu getiren insanlardan biri yaptı ama kim? Yani geçen zaten bir koyun çobanını uyarmıştım ben. Daha önce bamiyeye koyunu dıkayım mı dedi. Hayır abi dedim. Dıkma dedim. Daha önce bamyayı bozmuyoruz diye. Bamyeliğin üstündeydi, gidiyordu. Yani bozmuşlar sağ olsunlar. Gerek koymamışlar. Eldiven takmadım çünkü gerek yok yani. Bu ayda bamya yemiyor insan elini. Ondan dolayı. Kafalarını falan hep yemiş zaten. Yani büyük kafalar kalmış. Ne kadar da çiğdi varmış içinde. Tohum yani. Yani bu da para aslında arkadaşlar. Şimdi biz hepsini kesecektik. Yani hiç yoktan bayağı bir para alacaktık. Ama koyun yediği için kalanları kesiyoruz. O da zaten tohuma zor yetecek galiba bu sene. Yani ekeceğimiz tohumumuza zor yetecek gibi duruyor. Yani satamayacağız.
Ya toplamadığımız fasulyeler falan da vardı. Ekeceğimiz fasulye tohumları yani siyah pala. Ondan sonra mor. Adı hele bir şeydi de o adını bilemiyorum mor diye. Rengi mor oluyordu. Yani dolaba kumalık yeşil de vardı. Daha yeni oluyordu onlar. Öyle yani. Neyse ki bir tarafını toplamıştık fasulyenin. Zaten fasulyenin en iyi olduğu yer kalmıştı toplanacak. Yani sık şöyle güzel tohumlu kalacağımız yer. Oralarda koyun yediği için boşa gitti. Merhaba arkadaşlar. Gel sonlandıralım. Bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Tamam dur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.